Merhabalar, ben Paragraf Sevdiren Hoca. Bugün 2020 YKS geri sayım denemesi 3 ile huzurlarınızdayız. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Videoyu burada tık diye durduruyoruz. Tam 12 dakika sonra geliyorsunuz, görüşüyoruz. Çünkü aşağıdaki PDF'ten soruları çözmüş oluyorsunuz, değil mi? Hadi bakalım. Evet, gittik, çözdük, geldik diyorsanız hemen başlayalım birlikte. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? Aman dikkat, soru kökümüz olumsuz. Kişisel düşünce neydi Baran? Benden bir şey var mı? Değil mi? Hı hı. Ya da başka nasıl söylüyor? Öznel mi, nesnel mi? Ya da kanıtlanabilirlik açısından hangisi farklıdır, hangisi değişiktir diye sorular geliyor. Hemen başlayalım efendim. Tersten okuyalım. E, D, C, B, A diye. Doğal bir biçimle çekilmiş olmalı. Ne oldu? İhtimaller. Ben yorum mu kattım? Edirne gitti. Denizli'ye bakıyorum. Ne diyor? Köreltmek yerine yaratıcı ruhunu da kamçıladı. Okur da onun bu özelliğini elbette fark edecek. Fark etmiyorum belki. Sana ne? Değil mi? Gitti bak Denizli. Ceyhan ne diyor? Tartışma götürmez bir gerçektir. Kim demiş? Acayip tartışırım. Da diyebilir birisi. Ceyhan da gitti. Bursa'ya baktım. Özenle yapması gerektiğini bildiğinden olsa gerek seçici davranıyor. Yo, hiç alakası yok. Hiç seçici değil bir kere mesela. Değil mi? Evet. Bak kişisel düşünce var. Bakalım A'ya gelin. Yapıtlarıyla okuru etkilemek istediğini kendisiyle yapılan mülakatta ifade eden sanatçı. İfade etmiş bak sanatçı. Hafta sonu düzenlenen imza programında okurlarına yazdığı son romanını hediye et. Hiç yorum var mı abi? Yok. Kendine bir şey katmış mı? Yok. O zaman cevabımız net bir şekilde Adana, bu kadar. Yani şununla ilgilenmeyin. Türkiye'nin başkenti Sivas'tır. Malatya değildir. Şimdi mesela Türkiye'nin başkenti Sivas'tır. Öznel midir, nesnel midir? Öznel. Öznel mi, nesnel mi? Hocam yapmayın. O, yani gerçekte öyle değildir. Kendi şahsi fikri. Öyle olmasını istediği için öyle diyor. O zaman öznel olmuyor mu? Bak, bilginin doğruluğuyla yanlışlığıyla ilgilenmiyoruz. Bilginin doğruluğu yanlışlığı bizim için önemli değil. Kanıtlanabiliyor mu? Kanıtlanamıyor mu? Biz bununla ilgileniriz. Kanıtlanabiliyor mu? Nesnel. Kanıtlanamıyor mu? Öznel. Anladım. Sivas benim için bambaşka bir şehir. Sivas Türkiye'nin en güzel şehri. Bak, güzellik görecelidir. Değil mi? Evet. Başkent olması göreceli değildir. Başkent şudur ya da değildir. Evet. Bir şeyin doğruluğu yanlışlığı etkilemez. Anladım hocam. Peki. Umarım anlamışsındır. Anladım. Geçelim. Hangileri anlamca birbirine en yakındır demiş. Aa, demek ki yakın olan birkaç cümle olabilir. Ama en yakını lazım bana. Bu en yakın ifadeleri, en doğru ifadeleri, bu en çok önemli. Tamam mı? Şiirlerinde sadece duygularını aktaran şairler söyleyiş güzelliğini yakalayamazlar. Duygu var ama söyleyiş güzelliğine gitmemiş. Duygu. Sadece duygu varsa diyor. Tamam, çektim kenara. 2. Şiirde önemli olan kullanılan sözcük değil, sözcükler arasındaki ahenk. Demek ki neye dikkat et diyor? Sözcükler arasındaki ilişkiye, uyuma, ahenge, ritme. Değil mi? Ritme. Evet. 3. Şairler kullandıkları sözcüklerden çok uyumlu sözcükler. Aha, ulan az öncekinin aynısı oldu mu? Olamış gibi oldu. 2 ile 3 kanka gibi. Yine devam. 4. Şiirde imgeler ile gözlemler bir bütün halinde verilirse şiir güzel. Hiç bunlarla alakalı bir şey söyledi mi? Hayır. 5'e bakıyorum. İçten bir söyleyişle kaleme alınmış şiirlerin daha güzel olduğu, mesela içten söylemekle bir numaradaki duygu benzerlik gösteriyor mu? Dışarıdan baktığında öyleymiş gibi gözükse de bir de ne dedi? Sadece duygularını aktaran şairler söyleyiş güzelliğini, bak söyleyiş güzelliğine kaydı. Burada ise tamamen içten bir söyleyiş, yani samimi bir söyleyişle kaleme alınmış şiirleri tamamen farklı bir anlama gitmiş oluyor. O zaman 2 ile 3 net bir şekilde cevabımız oluyor. Cevabımız Yehan. Geldik bir dil bilgisi sorusuna. Bu tip sorular gelir, gelebilir. Dikkat edelim. Aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? Ne? Özne. Şimdi ne yapıyorduk? Yüklemi buluyorduk. Kim ne sorusunu soruyorduk. Özneyi bulmuş oluyorduk. Sonra onun ne? Nasıl bir sözcük grubu? Sözcük grupları aşağıda bırakmış. Sıfat tamlaması mı? Zarf fiil mi? Sıfat fiil mi? İsim tamlaması mı? İsim fiil grubu mu? Bakalım efendim. Ne diyor? Sait Faik için önemli bir görevdi. Ne? Burgaz adayı eserlere konu olarak almak ve bu adayı doğal güzellikleriyle yansıtmak. Bak, almak, yansıtmak. Bunlar ne?
fiilimsi. Nasıl fiilimsi? İsim fiil. Mekmak. Maişmak'taki mekmak. Burgaz adayı eserleri konu olarak almak. Bir grup. Bu adayı doğal güzellikleri yansıtmak. İkinci grup. Bunlar isim fiilse bunlar ne grubu olmuş oluyor? İsim fiil grubu. O zaman cevabımız ne? Ceyhan. Bu kadar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aha. Bunu konuşmuştuk Baran. Bak ne diyor. Direkt buralara odaklanıyoruz. Cümlelere gerek yok. 25. cadde. Ne demiştik? Sokak, cadde. Değil mi? Evet. Mahalle. Bunları ne yapıyorduk? Büyük harfle başladık. Kesmeyi ayırıyorduk. Burada ayrılmış mı? Ayrılmış. A'da sorun yok. 11 Şubat. Eğer tarih netse, rakamlar varsa kesinlikle ne yapıyorduk? Büyük harfle başlatıp kesmeyle ayırırdık. 11 Şubat'ta ayırmış mı? Ayırmış. Sıkıntı var mı? Yok. Doğru yazmış. Abi ne diyor? Yüzbaşı Turgay'ın. Ne demiştik? Özel isimler ve onlara gelen unvan isimleri, takma adlar, değil mi? Bunlar da hem büyük harfle yazılırdı hem de kesmeyle ayrılırdı. Turgay'ın ayrılmış. Herhangi bir problemimiz yok. Denizli Türkçe'nin ne demiştik kural olarak? Çekim eki, özel isme gelen yapım eki ne yapardı? Ayrılmazdı. Yapım ekinden sonra gelen çekim eki de ayrılmazdı. Türk'ten sonra Türkçe. Türkçe'yi ayırmıyoruz. Türkçenin deyince onu da ayırmamamız lazım. Niye? Yapım ekinden sonra çekim eki geldi. O zaman cevabımız Denizli. Edirne'ye bakıyoruz. Doktor Samet bir şey yok. Kızılırmak Nehri'nin yine ne demiştik? Nehir, ova, dağ, ırmak. Bunlar bir isme bağlıysa yine ne yapıyorduk? Nehir ifadesinin nehri, ırmak ifadesinin ı'sı. Büyük yazılarak gelen eklerde kesmeyle ayrılırdı. Burada olduğu gibi Nehri'nin. Cevabımız net bir şekilde Denizli. At dili sözcüklerle ilgili aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur? Seçeneklerin yeri karışık gelmiş. Sırayla yapmak zorunda değilim. Beşincisinde ünlü daralması diyor. Aktarmak. Bak aktarıyor dersen ünlü daralması zannedersin. Aktarmak. Aktarmak. Sonra yor. Şimdiki zaman eki geliyor. Oradaki ı ne? Yardımcı ünlü. O zaman ünlü daralması var mı? Yok. Burada da yoktur demiş. Hangisi doğrudur? Bu. Cevap adına bitti. Mis. Peki. Ama diğerlerini işaretleyen arkadaşlar varsa bir üstünden geçelim. Dördüncüsü belirtili isim tamlamasıdır. Dörde bakalım. Belirtili olması için ne olması lazım? Hem tamlayanın hem tamlananın ek alması lazım. Değil mi? Hani basitçe veriyorduk ya. Kapının kolu. Değil mi? Evet. Aşkın gözü. Değil mi? Burada entrikanın çerçevesi olması lazımdı. Ama entrika çerçevesi diyor. Belirtisiz. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncüsü belgisiz zamir. Bakıyorum. Her türlü belgisiz zamir olması mümkün mü? Değil. Çünkü önünde ne var? İsim var. Bu ne oldu? Sıfat. O zaman bu ne? Belgisiz sıfat. Bu da yanlış. Bak bunu bilerek yaptım. Buna çok önem verin. Eskiden bir kural vardı. Hani ileyi gördüğünüz yerde eğer V koyabiliyorsanız bağlaç, eğer V koyamıyorsanız edattır derdik. Artık demiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Artık ileyi gördüğün her yerde ile sadece ve sadece bağlaç. Türk Dil Kurumu böyle söyledi. Evet. Aman dikkat. Girin. Eskiden bizim edat dediklerimiz 3 tane örnek var zaten orada. Hatta burada ben bunun görselini atayım size Baran. Bunu yansıtalım ekranımıza. Şimdi arkadaşlarımız da görsünler ekranda. İle her halükarda bağlaç. Burada edattır diyor. Normal şartlar altında avukatıyla yaptığı ve gelmediği için edattır derdik. Aman düşmeyin, aman düşmeyin. Tamam mı? Çok dikkat edin. Bu mesela çok güncel bir şey. E seçeneği birincisi belirtme durumu eki almıştır. Hayır efendim. Buradaki iyilik ekidir. Yeni kitabı. Kimin? Onun kitabı. İyilik, sahiplik eki. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Bana o kitabı ver deki ek değil mi? Anlaştık mı? Anlaştık. Peki cevabımız kesin ve kesin A oldu. Diğer seçenekleri de yapamayan arkadaşlar için hızlıca bir geçmiş olduk. Geçelim hemen Ahmet Haşim sorumuza. Efendim bu tip sorularda soru kökünden hemen sonra seçeneklere göz atarız. Kavramlara bir bakarız. Neler vermişler bize? İştenlik, evrensellik, karamsarlık, farklılık, yalnızlık. Hemen zihnimden bunların ne demek olduğuna dair küçük bir jimnastik yapıyorum. Ne diyor? Hemen okuyorum. Tüm dünya edebiyatını yakından tanıdığı, tüm dünyaya seslendiği, bütün dünyaya sesleniyorlarsa, bütün dünya tanıyorsa bu nedir? Evrensel. Efendim, eşine rastlanmayacak kadar. O zaman bu adam farklı, özgün değil mi? Evet. Özgün, farklı. O zaman benim evrensel Bursa gitti. Farklı olan Denizli seçeneğim gitti. Okuyorum. Ne diyor? Samimiyetinden bir şey kaybetmez. Yani içten değil mi?
İçten, evet. Samimi. O zaman içtenlik. Bu da gitti mi? A seçeneğim de gitti. Başka ne diyor? Kimsesi olmayan, kendisiyle baş başa kalan bir, yani yalnız. Yalnız. Değil mi? Yalnız. 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 Burada bu yalnızlık da gitti. Karamsarlık. Cevap Ceyhan. Aman dikkat. Ahmet Haşim demek karamsarlık demek. Ahmet Haşim demek gündüz sokağa çıkmayan, gece tek başına olan, geceleyin karamsar bir dünya içerisinde hapsolmuş bir şair demektir diye edebiyatta öğrensek de o bilgi metinde olmadığı için kullanmıyoruz. Aynen öyle. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Güzel. Cevabımız net bir şekilde. Ceyhan. Efendim geldik diğer bir sorumuza. 2018 TYT'de çıkmış olan bir sorunun kardeşi diyelim biz buna. Hangisi yoktur diyor. Hemen seçeneklere gidiyorum. Neyi arayacağım ben? Neyin yok olduğunu ispatlayacağım. Özgün olmak, tutarlı olmak, içten olmak, soğukkanlı olmak ve yaratıcı olmak. Tamam, zihninden geçirdim efendim. Okuyorum. Yazdıklarınızın, yaşadıklarınızı ve hayat anlayışınızı yalanlamamasına özen gösterin. Yani bir şey yapıyorum, bir şey söylüyorum. Birbiriyle tutarlı değil. Tutmuyor abi. Tutmuyor. Yalanlamasın ne demek? Doğru olsun diyor. Aynı olsun diyor. Bu ne? Tutarlılık. Tutarlı ol. Bitti. Kendi kendine cevap veriyor. Açıklarken cevap veriyoruz aslında. Evet. Yapıtlarınızın pok satması ve elden ele dolaşması için samimiyetten uzaklaşmayın. Yani az önceki soruda da vardı. İçten olun kardeşim. Olduğunuz gibi olun ya. Değil mi? İçten olmak. Sonra kaleminizi duygularınızın ya da kalbinizin değil, gördüklerinizin üzerinde. Yani bakıyorum ya, Baran hatasını görüyorum ya da Baran'la ilgili gerçekler var ama ben gerçeği görmüyorum. Görmek istediğimi görüyorum. Yani gözlemden uzaklaşıyorum, tarafsızlıktan uzaklaşıyorum, taraflı olmaya başlıyorum. Doğru mu? Doğru. Burada da bunu, gözlem, tarafsızlık. Ama maddelerimde var mı? Yok. Demek ki bu tuzak bir cümleymiş. Geçtim. Başka yazarlara öykünmek yerine kendi yolunuz, bak kendi yolun, kendi tarzın ne demek? Sen olmak demek. Yani özgün olmak demek. Farklı olmak demek, değil mi? Hı hı. Var mı bu? Var abi. Özgün olmak A seçeneği, bu da gitti. Başka ne diyor? Her zaman yenilikçi olmayı, daha önce söylenmemişi söylemeyi. Bu ne? Yaratmak, yeni bir şey söylemek. Yaratıcı olmak, değil mi? Farklı, yaratıcı. Evet. E seçeneği de bu var. Ama soğukkanlı olmakla ilgili herhangi bir şey var mı? Yok, o zaman cevabımız net bir şekilde. Yes. Geçtik. Evet efendim, geldik yeni sorumuza. Ne var? İki tane sanatçıyla ilgili metin yazılmış. Bu metnin ortak özelliği. Bak, hangisi söylenemez? Soru kökü olumsuz. Aman dikkat. Hemen başlıyorum. Neye bakacağım önce? Önce seçeneklere. Niye? Soru köküm olumsuz ya. Neler ortak değil? Bunları bir irdelemem lazım. Yaratıcı olmak, özgün olmak, gözlem, evrensel tema, doğal söyleyiş. Bu 5 taneyi yukarıda var mı yok mu? Bulduğum yerde tık 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 eşleyeceğim. Mantığım bu. Başlayalım. Selim İleri'nin her eserinde yepyeni farklı bir anlayış, bir tat bulursunuz. Aa, yaratıcı ve özgün olmak buradan çıkar mı? Çıkar. Geldim. Sanatçı kendini ele veren ifadelerle gördüklerini, duyduklarını aktarır. Aa, bu gözlem değil mi? Ceyhan'daki gözlem. Evet. Bunu yaparken asla yapaylığa düşmez, zorlamaz kendini. Kardeşim, bu da doğal söyleş demek değil mi? Evet. Evet. Nasıl orada kendini tekrarlamıyor anlamak zor doğrusu. Birinci metnim bu. Şimdi bu işaretlediğim yerlerle ikinci metin tutarsa arada kalan cevap olacak. Zaten aslında şu an dokunmadığım tek seçenek ne kaldı? Denizli. Bak, sadece birinci metni okuduğumda evrensel temayla ilgili hiçbir şey bulamadım birinci metinde. Cevap Denizli. Ama bize ne lazım? Ortaklık lazım. Evet. Ya soruyu yanlış diyeceğiz ya da ikisinde de değinmediği bir şeyi soracak. Bakalım. Hilmi Yavuz'un şiirlerinde bugüne kadar başka bir şairi andıran dizeye rastlamadım desem abartmış olmam. Ne demek? Adam yaratıcı ve özgün demek. A ve B seçeneği gitti. Güzel. Devam ediyorum. Hatta kendisi de bir önceki tarzını tekrarlamaz, eskimez. Gerçekten de sanatçı aklına nasıl geliyorsa zorlamadan yazar. Yani doğal. Aha, bu da gitti. Evet. Güzel. Ne diyor? Şiirleriyle görsel tanıklıklarına yer veriyor. Yani bu da gözlemler. Bunda da evrensellikle ilgili bir şey yok. O zaman cevabımız çok 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 net bir şekilde Denizli. Efendim geldik neye? Parçanın sonunu tamamlamaya. Başlıyorum. Metni çok hızlı okuduğunuzu düşünün. Bizim için yavaş okuyacağımız, zihnimizde biraz daha durdurarak yoracağımız kısım neresi? Son taraflar. Ne diyor? Tema bütünlüğü sağlayan öykülerimden böylece bir kitap çıktı. Temaya uymayanlarsa bir başka baharda çiçek açacaklar. Bak,
bir başka baharda çiçek açacaklar. Yani bir zaman, bu bahar bir sonraki bahar. Üstünden bir zaman geçmesi demek değil mi? Onları da hemen yayınlayıp okurumu bıktırmak istemem çünkü. Yani araya mesafeler koymak isterim. Adamdan bunu anlıyoruz. İstemem. Çünkü ben kitap yayınlamada en az birkaç yılının geçmesi taraftarıyım. Diyebilir mi? Diyebilir. Okuyucu, bak, okurumu bıktırmak istemem. Ya öyle bir şey söylemem lazım ki okur bıksın. Aradığım şey bu. Okuyucu beni gözlemeli, özlemeli, yeni kitabımın çıkmasını iple çekmeli. Bıkmamış ya, bu adam istiyor. Bunu da söyleyebilir. Önceki kitaplarımı da 2-3 yıl arayla yayımladım hatırlarsanız. Yani kimseyi bıktırmadım. Hatırlayın eskiyi diyor. Denizli'ye geldim. Üstelik kitaplarımın peş peşe çıkması beni de hem ruhen hem de bedenen yoruyor. İşte bu yüzden araya mesafe koyuyorum diyor. O zaman bunu da söyleyebilir. Edirne, aynı yıl içinde ikinci hatta üçüncü kitabı yayımlayan tek yazar ben değilim. Herkes yayımlıyor derse kendiyle çelişmiş olur. Okurun da bıktırmış olur. O zaman cevabımız net bir şekilde Edirne. Evet, geldik son iki sorumuza. Efendim ne diyor, ne diyor? Ne sormuşlar, ne sormuşlar? Bir bakalım. Bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez diyor. Bakın, soru kökü olumsuz. Hemen aşağı gideceğim. Ne arayacağım? Cümle türleri, kişileştirme, ikileme, açıklama, karşılaştırma. Güzel, işim kolay. Şimdi ne demiş? Kırgızistan'da yaklaşık 5000 Türk vatandaşı yaşıyor. Bunların 4000 kadar Bişkek'te oturuyor. Bak, ne yaptı? Bilgi veriyor. Bir kere açıklama gitti. Denizli'ye eledim. Anlaştık mı? Bak, eliye eliye gidelim. Denizli'ye eledim. Bunların 4000 kadarı... Bak, 5000 Türk'ün 4000 kadarı dediği zaman kıyaslamaya başladı mı? Onu oradan çekti. Bu da aynı zamanda ne olmuş oldu? Karşılaştırma. Edirne gitti. Türkiye Türkçesinden yaygın konuşulduğu bir şehir. Burada kendinizi Türkiye'de gibi hissedersiniz. Bak, zaten burası dediği yer Kırgızistan'la Türkiye'yi de kıyaslamış oldu. Karşılaştırmalar devam ediyor. Bir tane bulmak yeterli zaten. Devam. Ne diyor? İklimi, dağları, coşkun suları Anadolu'yu andırıyor. Kırgızlar da Anadolu insanına benziyor. Yaşantıları, inançları, giyim kuşam. Aman Allah'ım, giyim kuşam ne? İkileme. Ceyhan'da gitti mi? Gitti. Gitti babacığım. Başka ne demiş? Bizim güldüklerimize onlar da gülüyor. Karşılaştırma falan filan. Yine karşılaştırma deriz. İki seçeneğim kaldı. Ne diyor? Değişik cümle türleri ve kişileştirme. Kişileştirme neydi? İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikleri var mı? Var mı burada? Yok. Cevap Bursa. Peki efendim, değişik cümle türleri. Cümle neydi? Ya anlamına göre bakacağım, ya cümlenin, ya yüklemin türüne göre, ya yüklemin yerine göre, ya yapısına göre, birisine göre bul, yapıştır geç. Değil mi? Türk vatandaşı yaşıyor, Bişkek'te oturuyor bu dönemde. Bişkek konuşulduğu bir şehir. Cümle bitmemiş bile, eksiltili. Değil mi? Bitmemiş. Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Ne yaptı? Kurallı, ülke sayılamaz, andırıyor, benziyorlar. Sadece buradan baktığımızda bile götürebiliyor muyuz? Götürüyoruz efendim. Ondan sonra bakın, mesela ilk cümleye baktığınız zaman içerisinde herhangi bir eylemsi yok. Ama üçüncü cümleye baktığımız zaman ne yapıyor? İçinde eylemsi var. Ne oldu? Basit, birleşik. Buradan da gider. Her türlü A seçeneğinde var mı? Var. Bunu da eledik mi? Eledik. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle. Bursa. Evet efendim, geldik geri sayım denememizin üçüncüsünün son sorusuna. Hangisine ulaşılamaz diyor. Soru kökümüz olumsuz. 2019'da da çok çıktı. 2020 MSV'de de çok çıktı bu soru tipi. Ulaşılamaz soru tipini çok seviyor. Ulaşılabilirle birlikte tabii. Hemen bakalım efendim. Seçeneklere gidiyoruz. Bakalım, İstanbul ile Anadolu'nun aynı paralelde. İstanbul'daki bazı kavramlar... Evet. Seçeneklerden ben şimdi... Ne yaptım? Anahtar sözlerimi yapıyorum. Şimdi bakın, her geçen gün artan nüfusla birlikte İstanbul'un iyice yaşanmaz hale geldi. Yaşanmaz hal önemli. Doğru mu? Burayı işaretledim. Yaşanmaz hali arayacağım yukarıda. B. Çok zor yokuş. C. Kazaların önüne geçilememesi. D. Kaldırımların işkence olması. E. Anadolu İstanbul'un aynı paralel olması. Tamam, başlıyorum abi. İstanbul asırlarca Anadolu'nun kanını emmiş. Allahu Ekber, bu ne biçim cümle lan? Onun zararına gelişip güzelleşmiş bir şehirdir. Bu ne demek? Anadolu ile İstanbul aynı oranda ilerlememiş. Az önce okuduğumuz E seçeneği gitti mi? Evet. Gitti. Gün oluyor ki Eminönü Meydanı'na su basıyor. Bir yandan öbür yana ancak hamal sırtında geçebiliyorsunuz. Allah Allah. Bu hangi dönemleri anlatıyor acaba? Eski. Evet. Kaldırımlar var ki üstünden otomobille geçen insan...
meydan dayağı yemişe döner. Bu ne? Bazı kaldırımların orada yürüyenler için adeta bir işkence haline geldi Denizli. Gitti. Yokuşlar, virajlar var ki arabayla değil, ayakta inip dönebilsem ne mutlu diyor. E bunu da gördük, inmesi çok zor yokuşlar bulunduğuna. Bu da gitti. E elimizde ne kaldı? Ceyhan ve Adana. Evet. Devam ediyorum. Kazaların önünü almak için daima toplantı halinde isteyen komisyonlara, polise, dört yol ağızlarında birer küçük Napolyon tarihli otomobillere, tramvaylara, yol gösteren işaret memurlarına rağmen yarışların, çarpışmaların, kazaların önü alınamıyor. Efendim Ceyhan'da da ne diyordu? Birçok çeşitli önlemler alınmasına rağmen İstanbul'da kazaların önüne geçilmediğine bu da var. Ama İstanbul'un iyice yaşanmaz hale geldiğini söylemek mümkün değil. Evet. Ne olursa olsun İstanbul canımız yerimiz. Aynen, cevabımız evet. Adana. İnşallah hafta sonu sınavda da aynısı diyeceğiniz sorular olur. Efendim beğenmeyi, yorumlara, bizden isteklerinizi yazmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, moralinizi yüksek tutun. Çok güzel olacak. Hoşçakalın.